Rahim duvarı dediğimiz adet görülen ve aslında gebeliğin yerleştiği yerin içerisinde olan miyomlar da olabileceği gibi rahmin dışına doğru büyüyen miyomlar da olabilir. Ve bunların hastada yarattığı belirtiler ve hastada sağlık yönünden yol açacağı sorunlar birbirinden çok farklıdır aslında. Rahim duvarının içerisinde olan çok çok küçük bir miyom çok ciddi sorunlar yaratabilir. Rahim dışına doğru yayılan çok büyük bir miyom hiçbir şikayet yaratmayabilir. Yani onun için yerleşim önemli. Rahim duvarının içerisinde aslında gebeliğin yerleşeceği ve dediğim gibi adet kanamaların gerçekleştiği rahim duvarının içerisindeki bir miyom yarım santim olsa bile, bir santim olsa bile gebeliği engelleyebilir, düşüğe sebep olabilir. Çok aşırı adet kanamaları, ara kanamaları yapıp hastada ciddi kansızlığa yol açabilir. Ama rahmin dışına yerleşmiş olan, rahmin dışına doğru büyüyen saplı bir miyom hiçbir şekilde hasta tarafından çok ciddi büyüklüğe yetişene kadar yani bir 20-30 santimlere yetişene kadar hiçbir belirti bulgu vermeyebilir. O zaman burada hocam boyutu mu önemli? Boyut ve yerleşim önemli. Rahim duvarının içerisine yerleşebilir. Bir, buna biz intrakaviter miyom diyoruz. Rahim duvarına dışarıdan baskı yapacak şekilde rahim duvarının şeklini bozabilir. Rahim evet. duvarı anatomisini bozabilir. Submüköz miyom diyoruz bunlara. Rahim duvarı, rahimin içerisinde, rahim kas tabakasının içerisine gömülü olabilir. Bunların belli bir boyuta ulaşması lazım. Bu rahim kas tabakasının içine gömülü. Rahim duvarı ile ilişkisi yok. Rahim dışına da doğru büyümüyor. İntramural miyom dediğimiz bu miyomların belli bir büyüklüğe ulaşıp 4-5 santimden daha büyük büyüklüklere ulaştığı zaman hastada bulgu verebilir. Ama dediğim gibi rahim duvarının içerisindeki yarım santimlik, 1 santimlik miyom bile ciddi bulgulara sebep olabilir. Subseröz dediğimiz rahmin dış tabakasından dışarıya doğru, seröze dediğimiz dış tabakasından dışarıya doğru büyüyen saplı veya sapsız olabilir. O büyük saplı miyomlarda ciddi karın ağrısıyla giden durumlar olabilir, acil durumlar olabilir. Ancak o şekilde bulgu verebilir hastaya. Yerleşim önemli, büyüklük önemli. Büyüklükten bağımsız bir şekilde nereye yerleştiği çok çok önemli oluyor. Rahim ağzına yerleşmiş miyomların bulguları farklı olabilir. Aşırı adet kanamaları, ilişkide ağrı gibi şeyler yapabilir. Bazen de rahim duvarının içerisine yerleşmiş olan saplı bir miyom rahim ağzından dışarıya vajinaya kadar çıkabilir. Ve genellikle onu alttan ameliyatla rahim ağzından o zaman mutlaka cerrahi aşama gerekiyor. Tabii. Onda cerrahi kesinlikle gerekli olan bir şeydir. Rahim duvarının içerisinde büyümeye başlıyor ve rahim ağzından dışarıya çıkıyor. Rahim ağzından dışarıya çıkmaya başlıyor. Yani yerleşim miyomun hastada nasıl bir bulgu vereceği, büyüklük nasıl bir bulgu vereceği, nasıl bir şikayet yaratacağı ve nelere yol açacağı konusunda çok önemli. Her miyom şikayet yaratır mı? Hayır. Miyomların yaklaşık %50'si, 60'ı hiçbir şikayet yaratmaz. Rutin kontroller esnasında tespit edilir. O yüzden rutin yıllık jinekolojik muayenenin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda var. Simir takipleri evet, açısından vurgulamak. Hem de bu tarz oluşmaya başlamış iyi uyulu da olsa takibi alınması açısından çok acil bir duruma gelmeden önceden tedbir alacak şekilde takiplerin düzenli yaptıran hastalarımızda çok daha olumlu. Özellikle üreme çağında gebelik planlayan hastalarımızın gebelik öncesi muayenelerinde bazen gerçekten de hani iyi ki bakmışız diyeceğimiz tarzda rahim duvarı içerisinde polipler, miyomlar tespit edip gebelikte oluşabilecek travmatik bir gebeliği, düşükle sonuçlanabilecek, sürekli sıkıntı yaşayabileceği ve keşke bunu gebelikten önce bilseydim, önlemini alsaydım diyebileceği doktora gitmen lazım, durumlar değil mi? Tabii evet. ki durumlar olabiliyor. O yüzden gebelik öncesi danışmanlıkta da muhakkak tespit edilen bazı kitleler olabiliyor. Gebelik ve miyom dediğimiz zaman da yine aynı mantık geçerli burada. Miyomun nereye yerleştiği, gebeliği nasıl etkileyeceğini belirleyen faktörlerden biri, büyüklüğü nasıl etkileyeceğini belirleyen faktörlerden biri. Miyom gebeliği engel miden başlayalım, gebelik ve miyomda nasıl bir takip izliyoruz onu belirtelim. Çok mutlu oluruz. Miyom gebeliği etkiler mi? Az önce bahsettiğim gibi rahim duvarına yerleşmiş olan, yani gebe kalmayı etkiler mi? Kısırlığa sebep olur mu? Aslında bununla ilgili zaten yapılmış olan bir sürü çalışmalar, incelemeler, gebeliğe engel olan diğer faktörler dışlandığı zaman, yani erkek faktörü, tüplerle ilgili faktörler, yumurtalıkla ilgili faktörler, geriye sadece miyom, evet buna miyom sebep olabilir dediğimiz kısım %2 ile %5 civarında. Yani miyomların aslında kısırlıktaki payı, infertilitedeki payı çok düşüktür.
Her miyom gebeliğe engel olmaz. Miyomum var gebe kalamam, öyle bir şey yok.